Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda CHP Adıyaman İl Teşkilatı tarafından Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü nedeniyle ilgili basın açıklamasında bulundu. Bugün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kastedenlere CHP adına açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Burak Binzet ilk olarak Büyük Taarruz'a ilişkin açıklama yaparken sonrasında Türkiye gündemine dair konuştu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden bir tanesidir. Bugün bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kastedenlere karşı bir halkın geleceğine tepyekün sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gündür. 98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922'de büyük zaferimizin ilk adımını atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünü kutlar, ebedi başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emperyalizme karşı o gün konulan irade bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü, işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu bir ülke mücadelesini bu iradenin ışığıyla sürdürüyoruz. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımız her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzen sonucunda çıkan buhranın faturasını vatandaşlarımızın sırtına yüklemekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir. Bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır. Paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken çiftçilerimiz yeterince desteklenmemektedir. Son 14 yılda devletin çiftçilerimize tarım kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar TL'lik destek ödenmemiştir. Bu, devletin her bir çiftçiye 80.754 lira borçlu olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan, özellikle son birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapılarıyla çiftçilerimizin malının değeri pula dönüştürülmüştür. Şimdi de sarayın aldığı en son kararla Türkiye, Venezuela'dan peyniri vergisiz ithal edecektir. Trakya'daki, Ezine'deki, Kars'taki peynir üreticileri dururken saray yönetimi Türkiye'de çiğ süt üreticisi yerine Venezuela'nın üreticisine destek vermekte, yabancı üretici için yeni imkanlar sağlamaktadır. 200'e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle adeta bir peynir cenneti olan dünya genelinde peynir üretiminde İlk onun içerisinde ülke çiftçilerimiz dururken Venezuela çiftçilerinin üretimini tercih ederek ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Nitekim Türkiye'deki yerel seçimler öncesi 25 kuruşa çıkarılan süt destekleri seçimden sonra 10 kuruşa indirilmiş, ardından da 15 kuruşa çıkarılmıştır. Girdi fiyatları sürekli olarak artarken artması gereken destek süt üreticisinin cebinden kepçeyle alınmış, sonra damlalıkla ancak bir kısmı geri verilmiştir. Sarayın bir başka kararı ile Venezuela'dan vergisiz ayçiçeği ithalatının da kapısı aralanmıştır. CHP ayçiçeğinde 3,5 lira taban fiyat ve 75 kuruş prim ödemesini üreticinin maliyetini ancak karşılar. Bu fiyattan fazlası verilmelidir derken saray hükümeti Venezuela'dan vergisiz ayçiçeği ithalatının önünü açmıştır. Öyle görünmektedir ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda ayçiçeği ithalatında Türkiye birinci olacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak saray yönetiminin bu ülkenin çiftçisini ezerken başka ülkelerin çiftçisini desteklemesinin nedenini öğrenmek, tek adam rejimi altında ezilen ekonomisi ciddi sıkıntılar ve gıda kıtlığı yaşayan Venezuela'ya olan bu muhabbetin sebebini
bilmek istiyoruz. Güzel ülkemiz bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı, ehil kadrolarla, doğru ekonomik programlarla, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların aç yatağına girmesine müsaade etmeyen güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığı mutlaka yeniden kazanacağız. Ve işte bu inançla, bu azimle bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız. Ve 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesinde halkımızın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Ülkemizin bağımsız ve müerref yarınlarında Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi yerini alacaktır.